Evet. Hocam sıradaki soru şu. Dinimizde tasavvufun yeri nedir? Şimdi biliyorsunuz dinen büyük olduğunu, bu konuda bilgi sahibi olduğunu iddia eden insanlar içerisinde birçoğu tasavvufu kabul etmiyor. Dinimizde tasavvufun yeri nedir? Şimdi bakın, namaz farz mıdır? Farzdır. Evet. Peki namaz sadece bir kısım eğilip kalkma hareketlerinden ibaret midir? Hayır. Namaz bir kulluktur. Huşu ile, ibadet heyecanıyla, aşk ile eda edilmelidir. Evet. Bunu Kur'an-ı Kerim de bize söylüyor. Estağfirullah. Kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşiun. Namazında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir diyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de huşu meselesi var. Feveylün lil musallin, yuh olsun o namaz kılanlara ki onlar namazında gafildirler diyor. Bakın namazda gaflet, namazda huşu. Bunlar Kur'an'ın bize öğrettiği şeyler. Hadiste, Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz'e mel ihsanu, ihsan nedir diye soruyor Cebrail. Peygamber Efendimiz el ihsan en ta'budallaha ke enneke terahu. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir diyor. Bakın ayetlerde huşu, hadislerde Allah'ı görüyormuş gibi ibadet meseleleri var. Yani ne demek bu? İbadetin bir duygu boyutu olması lazım. İbadetin bir duygu tarafının, huşu tarafının, ihlas tarafının olması lazım. Peki herhangi bir ilmihal kitabını veya fıkıh kitabını açtığımız zaman, namaz bölümünü okuduğumuz zaman namazda huşu diye bir bölüm var mı? Yok. Namazda el nasıl duracak? İşte erkekse böyle, kadınsa böyle. Rükuda bel şöyle eğilecek. Ayaklar işte Hanefi ise dört parmak açık olacak. Şafii ise bir karış. Hanbeli ise iki karış. Bu fıkıh kitapları bize ibadetin şeklini öğretiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de huşu diyordu. Hadiste ihsan kıvamında Allah'ı görürmüş gibi ibadet etmekten bahsediyordu. Evet. Ha demek ki ibadetlerin iki yönü vardır. Bir şekil tarafı, bir de ruh tarafı, huşu tarafı, ihlas tarafı, duygu tarafı. İşte İslami ilimler teşekkül ederken, oluşurken ibadetlerin yapılış şeklini fıkıh ilmi almıştır. İbadetlerin duygu tarafını, ihlas, huşu tarafını tasavvuf ilmi ele almıştır. İkisi birleştiği zaman tam ibadet oluyor. Huşu, ihlası çıkarın, namazdan ne gerek kalır? Jimnastik, yat kalk. Oruçtan perhiz. Hacdan turistik bir seyahat. Evet. Ama hac turistik bir seyahat değildir. Oruç bir perhiz değildir, sadece aç kalmak değildir. Namaz sadece eğilip kalkmak, jimnastik değildir. Olmaması için duygu boyutu olması lazım. Duygu boyutu nerede? Tasavvufi eserlerde. Peygamber Efendimiz zamanında bu ilimler henüz yoktu. Fıkıh ilmi, tefsir ilmi, kelam ilmi gibi şeyler yoktu. Bunlar ama Peygamber Efendimiz zamanında bunların hepsinin özü vardı. Yani bir sorusu olan, fıkıh sorusu olan gidip Peygamber Efendimiz'e soruyordu, cevabını alıyordu. Zaten Peygamber Efendimiz ve ashabı ibadetlerini huşu ile, ihlas ile, ihsan kıvamında eda ediyordu. Yani orada hepsi İslami ilimlerin hep özü var. Ama bunların kitaplarının yazılması, fıkıh kitaplarının, tasavvuf kitaplarının, kelam kitaplarının vesaire yazılması sonraki asırlarda olmuştur. İlim halinde büyümesi, ilim halinde gelişmesi sonraki asırlarda olmuştur. Ve gelişirken de kendi aralarında bir adeta anlaşma yapmışlar. Fıkıh alimleri demiş ki, biz ibadetlerin şekil tarafını alalım. Tasavvuf ehli de bunun duygu, maneviyat, huşu, ihlas tarafını alsın. İbadetin ne olduğunu öğrenmek isteyen, şeklini öğrenmek isteyen fıkıhtan. Duygu tarafını öğrenmek isteyen tasavvuftan öğrensin. İkisini birleştirince ibadet oluyor. Evet. Ben çok ihlaslıyım ama namaz kılmayı bilmiyorum. Olmaz, bileceksin. Fıkıh kitabından açıp öğreneceksin. Ben biliyorum ama ihlası bilmiyorum. O da olmaz. İhlas, huşu da bileceğiz. Onda yaşamaya çalışacağız. Dolayısıyla fıkıh ve tasavvuf birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Evet. Bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir kısmı ibadetin şekli,
İkinci yarısı ibadetin duygu boyutu. Bunları harmanlamak lazım. Tabii. Yani duygu boyutu olmazsa, ihlas olmazsa, nice namaz kılan vardır ki diyor hadiste, kıldıkları namaz ahiret gününde eski bir bez paçavrası gibi yüzüne atılır. Evet. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruç, oruçtan yanlarına açlık ve sultan başka bir şey kalmaz. Rubbe telin yel'anhul Kur'an. Nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an eder. Onlara lanet eder diyor. İşte evet. İhlas olmazsa, gösteriş için okursak, doğru. Namazı gösteriş olsun diye kılarsak, kurbanı riya gösteriş olsun diye, halk görsün, duysun diye kurban kesersek, evet. Orucu öyle tutarsak, Allah muhafaza, oradan bize bir sevap gelmez. Onun için ibadetler tabii ki şekli var, öğreneceğiz ama sadece şekil değildir. Onun duygu boyutu da lazımdır. Tasavvuf onu ele alan, onu tamamlayan bir ilimdir. Ahlak, kötü ahlaktan arınmak, tezkiye. Estağfurullah. Kad eflaha men zekkâhe. Nefsini kötü ahlaktan, haset, kibir, riya, dünya sevgisi, cimrilik gibi kötü ahlaktan temizleyen kişi kurtuluşa ermiştir diyor Cenab-ı Hak. Peki bu tezkiye konusu fıkıh kitaplarına var mı? Yok. Kelam kitaplarına var mı? Yok. Nerede var? Tasavvufta var. Her Müslümanın gündeminde tezkiye olması lazım. Yani içindeki kötü ahlakı ben nasıl atabilirim? Bunun derdi olması lazım. Ha nasıl atarsa atar. Farklı yöntemler, yollar olabilir. Ama tasavvuf bunu inceleyen, bunun yöntemlerini geliştiren, bu konuda bir tecrübe birikimi, yüzyıllardır bir tecrübe birikimi olan bir ilimdir, bir hayat tarzıdır aynı zamanda. Evet.